Merhabalar efendim. Din mi, mezhep mi? Ablez Bayındır'ın ortaya koyduğu, fıtrat dini diye ifade ettiği doğal din, acaba yeni bir din mi? Acaba yeni bir mezhep mi? Acaba bunların hiçbiri değil, bunların ötesinde yalnızca 3-5 kişinin kendi arasında oturmuş bir fikir jimnastiği, yani Kur'an'ı doğru anlamak için ortaya koydukları bir çaba mı? Bu konu üzerine konuşacağız. Mezhep nedir? Mezhep bir dinin içerisinde çıkmış. Bir dinin içerisinde çıkmış olmak için bu dinin referanslarını kabul etmeniz lazım. Yani siz Kur'an'ı, sünneti, icmayı ve kıyas kabul ediyorsanız mezhepsiniz demektir. Çünkü referans noktalarınız aynı. Anlayışlarınız farklı olabilir. Fakat İslam mezheplerine baktığınız zaman ister Şiilik, ister Mutezile, ister diğerler olsun, hepsinin bu referansları kabul ettiğini fakat farklı yorumlar getirdiklerini görürsünüz. Burada problem yok. Bunların hepsine mezhep diyoruz. Yani Şiilik de bir mezhep, İslam içinde bir mezhep, İslam'ın dairesi içinde olan bir mezhep. Mutezile de bir mezhep, İslam'ın içinde olan bir mezhep ve hatta birçok yönleri itibariyle İslam kelamını çok ciddi manada etkilemiş, katkı sunmuş bir mezhep. Her mezhebin kendine göre bir takım sunduğu katkılar var. Hatta şunu söyleyebiliriz ki bu mezhepler bir grubun tamamen yoldan çıkıp kendine göre bir takım aşırı, aykırı fikirleri yayması, yaygınlaştırmasını engellemek için bir denge unsuru da olmuşlar. Bir balans için, yani bir ayarlamak için, dengeyi sağlamak için bu mezheplere ihtiyacımız var. Farklı akımlara, farklı gruplara, aynı zamanda fikrin gelişimi açısından da mezheplere ihtiyacımız var. Yani bakıldığı zaman fıkhi tartışmaların en yoğun olduğu dönemler, fıkıh mezheplerinin ortaya çıktığı, en iyi fıkhi ürünlerin ortaya konduğu dönemlerdir. Hatta Müslümanlar yalnızca fıkıh konusunda itikadi konularda ihtilaf etmemişler. Gramer konusunda bile ihtilaf etmişler. Küfe ekolü, Basra ekolü diye ayrılmışlar ve kavgalara tutuşmuşlar, tartışmalara tutuşmuşlar. Bu tartışmalar bazen sultanların huzurunda yapılmış ve insanlar bu tartışmalara hazırlanmışlar. Ciddi bu tartışmaları kazanmak için gayret sarf etmişler. Bu tartışmalar Arap gramerinin gelişmesine, dilin olgunlaşmasına, mükemmelleşmesine katkı sunmuş. Tartışmanın farklılığın her zaman için faydalı olduğu kanaatindeyim. Bir fayda getirir, bir katkı sunar, en azından kontrol sağlar, en azından bir takım aşırılıkların törpülenmesine vesile olur. Bunun çok örneğini tarihte örneklendirebiliriz. Bunda şüphe yok, kuşku yok. Fakat bazı mezhep görünümlü akımlar, İşte bu temel referansları kabul etmez. Yani sizin sünnet dediğiniz şeyi kabul etmez ya da ona kabul etmemek için farklı bir mana yükler. Mesela der ki artık peygamberin vazifesi yok, peygamberin vazifesi bitti. O evinde otursun ya da işte o tarihin o döneminde kalsın. Asla bugün için bizim için bir örneklik teşkil etmiyor diye iddia eder. İcmai yani sahabenin algısını kabul etmez, kıyası kabul etmez ve kendine göre akıl yürütme yöntemleri, çıkarım yöntemleri geliştirerek ben artık yeni referans noktaları buldum diye kendini tanımlar. Hatta belki şöyle demek lazım tanımlamak için. Bir akım neye karşıysa onun üzerinden tanımlanabilir. Onun karşıtı olarak kendisini konumlandırıyor demektir. Mesela Şiilik Emevilere karşı kendini konumlandırmış. Emevi karşıtlığı üzerinden kendisini ifade etmiş. Yani bu aslında dine karşı olma demek değil. Yalnızca siyasi iktidara, siyasi otoriteye, güce karşı olma demek. İşte diyelim ki Mutezile kendisini o dönemde var olan Şiilik, Haricilik ve Sünni İslam dediğimiz ya da Ehli Sünnet vel Cemaat dediğimiz gruba karşı olarak kendisini tanımlamış. Bunlar hata yapıyor, dini doğru anlamıyor. Ehli Tevhid ve Adalet biziz. Adaleti ve tevhidi gerçekleşecek olanlar yalnızca biziz deyip kendini onlara karşı konumlandırmış. Kur'an'ı kabul etmiş. Sünneti inançla alakalı meselelerde mütevatir olmak kaydıyla kabul etmiş. Mütevatir olmadığı takdirde kabul etmemiş. Ama bakın onlar kelamla ilgili, inançla ilgili meselelerde yalnızca mütevatirlik şartını koşmuşlar. Bundan dolayı daha sonraki Eşariler, Maturidiler de bunu takip etmiş. Kelamın içerisinde hadisler son derece hazır. Özellikle temel meselelerde hadisleri kelamcılar delil olarak almamışlar. Ama Mutezile'nin bu anlayışı, Kur'an eksenli bir kelamın ortaya çıkmasının hiç de bir zararı olmamış yani. Hiç de bir Müslümanlık açısından bir eksiklik oluşturmamış. Müslümanlar bunu kabul etmişler. Demişler ki evet, İtikatla alakalı, iman, imansızlıkla alakalı meseleleri yalnızca Kur'an üzerinden ve akli deliller üzerinden delillendirelim.
Ki hem dışarıdaki insanlara, peygambere inanmayan insanlara, hem içerideki tüm insanların ittifak ettiği, tüm inananların ittifak ettiği bir metot geliştirmiş olalım. Bu sonuçları itibariyle bakıldığı zaman aslında faydalı da olmuş. Müslümanlığı, İslam'ı rasyonel bir şekilde anlatabilme, başkalarını anlatabilmenin de önünü açmış bu anlayış diyebiliriz. Ama başka bir takım getirdiği eksiklikler de olmuş. O eksiklikleri de ayrıca tartışmak lazım. Ama mesele o değil. Yani mesele şu. Mutezile dediğimiz bu rasyonalist insanlar, akılcı insanlar fıkıhla alakalı meselelerde delil kabul etmişler, sünnet demişler ki evet peygamberin sünnetinde amel ederiz, fıkhi hükümleri onların üzerine bina ederiz diye onu da kabul ettiklerini ifade etmişler. Asla hatta kendileri içerisinde kendi alimleri, hadisçileri, muhaddisleri olduğunu, işte seleften falan falan hadisçiler bizim mezhebimiz üzerine gelmişlerdir diye iddialarda bulunduklarını, kendi muhaddis tabakalarını oluşturduklarını bile görüyoruz, biliyoruz. Şiili için de aynı şey söz konusu. Şiiler de Kur'an'ı kabul etmiş, peygamberi kabul etmiş, işte sahabenin bir kısmını, Hazreti Ali'yi destekleyenleri kabul, netice itibariyle kabul etmiş. Yani tüm İslam mezhepleri temel referanslarda, temel kabullerde ittifak etmiş. Zahirilik diye bir akım var. Yani kıyası kabul etmediği ifade, kıyas kabul etmiş zahirlik. Ama kıyasın illet kıyas dediğimiz bir çeşidini kabul etmemiş. Kıyasın anlama kıyası, benzerlik kıyas dediğimiz çeşitlerini kabul etmiş. Yani bu açıdan onları da böyle hani bu referansları kabul etmeyen gruplar olarak isimlendirmek mümkün değil. Bir de dedik ki gruplandırma, yani kendini konumlandırma. Nereye kendini konumlandırıyor? Nereye koyuyor? İşte zahiriler kendilerini kıyası kabul edenlere karşı konumlandırmışlar. İşte Mutezile kendisini teşbihe kail olanlar, yani Allah'ın sıfatlarını kabul eden, tevil etmeyenlere karşıt olarak konumlandırmışlar. Şiiler Hazreti Ali'yi desteklemeyenlere karşısında Hazreti Ali'yi destekleyenler olarak kendilerini konumlandırmışlar. Yani dine karşı konumlandırmamış insanlarken, dinin bütününe karşı konumlandırmamış. Ama bakıyorsunuz ki Ablez Bayındır'ın kendi dini anlayışını nasıl konumlandırdığına bakıyoruz. Söylediği şeyler şunlar özetle. Bunlar münafıkların üstünde değil. Bunlar ki Müslüman oldum, kafir oldum diyenler değil. Bunlar başka bir grup. Bak, değişik açılardan Müslümanları yoldan çıkarmaya çalışıyorlar. Muhammed Aleyhisselam'ın yaşadığı Medine'de. Ve bunlar tabii bunlar Müslüman görüntüsünde. Bunlar münafık ama öyle şey kendilerini ortaya çıkarmıyorlar. Bak diyor ki يَلْبُونَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُهُ مِنَ الْكِتَابِ Dillerini eğip büküyorlar kitapla ki siz onu kitaptan zannedersiniz. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Dediler bak Allah böyle, halbuki Allah onu öyle demiyor. Çünkü çok küçük şeyler yapıyorlar. Böyle saptırmalar yapıyorlar. Muhataplar anlamıyor onu. Ve yekulun alallahi'l kedib. Allah'a karşı yalan söylüyorlar ama ve hum ya'lemun bile bile yapıyorlar bunu. Belki muhatabı bilmiyor olabilir karşı taraf ama buna bile yapıyorlar. Peki bunlar kiminle ilgili yapıyorlar bunu? Ma kan li beşerin en yu'tiyallahu'l kitabe vel hukme ven nubuve. Hiçbir beşerin hakkı yoktur ki Allah ona kitap versin, hikmet versin ve nebilik versin. Medine'de bu pozisyonda olan kim? Muhammed Aleyhisselam değil mi? Sümme yekule linnas. İnsanlara söylesin. Kûn ibadenli. Bana kul olun. Ben ne diyorsam o. Diyemez diyor. Bana itaat edeceksiniz diyemez. Benim Allah'tan bana indirilen ve size tebliğ ettiğim ayetlere itaat edeceksin der. Bana itaat edeceksiniz diyemez. Diyemez bunu. Allah'ın ayetlerine itaat edeceksiniz der. Evet böyle bir şey diyemez diyor. Velakin kûnû rabbaniyyin. Ama sadece şunu der. Yani bak kûn ibadenli min dûnillah. Allah'tan önce bana kulluk edeceksiniz. Önce ben ne diyorsam onu yapın. Sonra ben size Allah'ın emirlerini tebliğ ederim diyemez. Allah ne diyorsa o bitti. Ondan sonra ama velakin kûn rabbaniyyin. Rab'den yana olanlar olan. Allah ne diyorsa onu yapın der. Bima kuntum tuallimun el kitab. Bak size getirdiğim kitabı öğretiyorsunuz insanlara. Bima kuntum tuallimun. Bunu da ders olarak da anlatıyorsunuz. Hem öğreniyorsunuz hem de anlatıyorsunuz. Tamam. Bundan dolayı sadece Allah'a kul olun. Yani kitap ne diyorsa ona uyun der. Başkasını demez. Ve la ye'murekum en tettehidul melekete ven nebiyyine erbaba. Size melekleri ve nebileri Rabler edin de demez. Rab ne demek? Yani Allah'ın yanında ikinci bir Rab olmuş oluyor. Onu da demez. Peki böyle bir de derse ye'murekum bil küfri. Kafir olmanızı mı isteyecek bu nebi? Badiyeden tüm Müslümun. Siz Müslüman olduktan sonra. Şimdi bu organizasyon ne zaman yapılmış? Muhammed Aleyhisselam hayattayken değil mi? Medine. Onu Rab yapmaya çalışmışlar. Allah'ın yanında ikinci ilah. Hazreti Peygamber döneminde bir grup vardı. Bunlar münafıklar, Yahudi münafıklar. Bunu hiç kimse şimdiye kadar fark etmedi, keşfetmedi diyor. Ben keşfettim. Bunlar peygamberi aldatmak için faaliyet gösterdi ve hatta onların faaliyetleri günümüze kadar devam etti. Peygamber daha hayattayken dini bozmaya çalıştılar. İşte bazı ayetlere وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَى gibi. Yani peygambere itaat edin, peygamber yalnızca konuştuğu vahiydir gibi ayetleri bizim şu anda anladığımız klasik manayı, yani bütün tefsir kitaplarında olan anlamı, peygamber Allah'tan Kur'an dışında vahiy alır. Ve bu ayet-i kerimeler bunu ifade eder. Manasını
Onlar verdiler. Yani dini bozdular. Dini aslından peygamber döneminden itibaren bozdular. Bir şebeke böyle bir bozgunculuk faaliyetinde bulundu. Ve ilk dönemden itibaren dinin içerisine fesat soktular, bozgunculuk soktular diye ifade edildi. Daha sonraki dönemler itibariyle Abbasiler döneminde diyor din bozuldu. Şimdi din diye bir şey kalmadı. Din ortadan kalktı. Yani baktığınız zaman, tasvirlerine baktığınız zaman, yani dinin şu anda kitaplarda, tefsir kitaplarında, fıkıh kitaplarında, itikat kitaplarında herhangi bir şekilde 1400 yıldan beri nakledilen dinin hiçbir değerinin olmadığını, dinin yalnızca Kur'an-ı Kerim'den ibaret olduğunu ve Kur'an-ı Kerim'i yeniden bundan dolayı açıklamak gerektiğini ifade ediyor. Bu bir mezhep değil. Buna bir fikir akımı diyemeyiz. Çünkü kendisini dine karşı konumlandırıyor. Kendini dinin içerisinde bir gruba karşı konumlandırmıyor. Evet, Abdülaziz Bayındır başlarken bu süreci, hayatının başlangıç yıllarında kendisini sufilere karşı, tasavvuf hareketlerine karşı konumlandırmış bir insandı. Haklı olduğu taraflar var, haksız olduğu taraflar var ama belli bir gruba karşı konumlandırmıştı. Şimdiki çıkışıyla baktığımız zaman kendisini tüm Müslümanlara, tüm İslami anlayışa, tüm İslami birikime, tarihe karşı konumlandırıyor. Hatta işi o noktaya götürüyor ki İslam, yani Müslümanlık daha peygamber döneminde bozulmaya başlandı, tahrif edilmeye başlandı. Onun için daha o dönemden itibaren insanların mesela o dönemde bir anlayış yakaladık. Peygamber bir şey söylemiş ya da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hata yapabileceği için bu hataları da tasih edilmesi gerektiğini söylüyor. Yani bu hataların da, yani peygamberin ağzından duysam, peygamber bir şey söylese ben bunu Kur'an'a arz ederim, Kur'an'a karşılaştırırım. Kur'an'a muhalifse kabul etmem diyor. Bunu ilk videoda anlatmıştım. Şimdi bunun ne demek olduğunu insanlar fark etmiyor. Yani ben mesela Peygamber Efendimiz bir şey söyledi, bir mana var. Burada bir manayı koyalım. Öbür taraftan Kur'an var. Ben Kur'an'dan bir ayet aldım. Yani oradaki ayetlerden bir tanesini, iki tanesini, üç tanesini, 10 tanesini aldım. 50 tanesini alayım. Bu 50 tane ayetten anladığım bir mana var. Bu ayetlerin her biri belki 5 manaya, 10 manaya, 20 manaya gelir. Siz o 20 mananın muhtemel manaların, yani muhtemel manalar derken aslında kastedilmemiş manalar, dil itibariyle yani asla şari'in, yani Allah'ın böyle bir mana kastetmesi mümkün değil çünkü diğer naslara muhalif. Ama yani insan zihni böyle bir mana çıkarabilir bu ifadeden. Hele Türkçe'ye tercüme ettiğiniz zaman bu tercümelerden istediğiniz manayı çıkardığınız bir mana var. Bakın şimdi dikkat edin. Peygamberin sözünden bir mana anlıyorsunuz. Sonra siz bir mana çıkartıyorsunuz ayetten. Bu da sizin, ikisi de sizin çıkardığınız mı? Sizin faaliyetiniz yani. Bunlar gökten Allah Teala tarafından size bildirilmiyor. Arkadaşlar şuna dikkat edin. Genç arkadaşlarıma hitap ediyorum. Kur'an'dan bir manayı, 100 tane manası varsa bu 100 ayetin ya da bir ayetin 10 tane manası varsa, muhtemel akla gelen manaları varsa, bunlardan birisini süzüp alıp buraya koyduğunuz zaman, diğer peygamberin manası, sözü diye olarak bir yere koyduğunuz zaman, bunları çatıştırdığınız zaman aslında bu faaliyet, bu çatışma faaliyeti sizin faaliyetinizdir, insani bir faaliyet. Yani böyle bir çelişki görüyorsa Abdülaziz Bayındır'ın kafasıyla alakalıdır bu yani. Bu dinle alakalı. Abdülaziz Bayındır vahiy almıyor. Abdülaziz Bayındır Tanrı değil. Abdülaziz Bayındır Tanrı adına konuşan bir insan değil. Her ne kadar kendisine hikmet verildiğini, Tanrı'nın kendisine böyle bir hikmet verdiğini, bu hikmetle konuşunu iddia etse de o da bir insan. Yani o da bir insan. Ne kadar bir zekaya sahip olduğunu biliyoruz. Ne kadar bir zeka potansiyeli olduğunu görüyoruz konuşmalarından, ifadelerinden, olayları tasvirinden, tutarsızlıklarından anlıyoruz, görüyoruz yani. Şimdi bu kafaya siz itimat ediyorsunuz yani. İnanılır bir şey değil. Bunu bu şekilde itimat ettiğiniz zaman onu peygamber konumuna koyuyorsunuz demektir. Bunu niçin anlamıyorsun? Bana itirazlar döktürüyor arkadaşlar. İtirazların bir kısmında haklılar, çoğunda da belki haklılar. Fakat temel kaçırdıkları bir nokta var. Siz peygamberi nübüvvet, risalet diye ayırırsanız, siz yalnızca metin var, metnin dışında bir şey yok derseniz, o metni isteyen istediği gibi konuşturur. Bunu niye düşünmüyorsunuz? Bunu niye anlamıyorsunuz? Adam Arapçayı kabul etmiyor, sözlüğü kabul etmiyor. Sözlükten bana delil getirme diyor. Sen o Kur'an-ı Kerim'e mana verirken nereden delil getirildiğini zannediyorsun? O Arapça öğrenen, diyelim ki sizin hocalarınız, o Kur'ancı diye kendini ifade eden insan, Arapçayı kimin yazdığı sözlüklerden öğrendi? Mana verirken Arap'ın verdiği manaya 4. 5. asırda tarama sözlüğü bunlar. İnsanlar bedevilerin arasına gitmişler, dili taramışlar, çıkarmışlar. Bu sözlüklere bakarak bir şey söylüyorsunuz. Hayır diyor, Kur'an'dan konuş diyor. Böyle bir sapkınlık olur mu? Böyle bir cehalet olur mu? Referansınız olmadan nasıl konuşacaksınız? Dil referanstır. Kur'an'ın kendisi referanstır.
Kur'an'dan geçmişteki alimlerin anladığı mana referansı, peygamber en temel referansı. Bunu ayrıca anlatacağım. Ayrıca bunun üzerine konuşacağım. O referansları kaldırdığınız zaman ne üzerinden konuşacaksınız? Yani Abdülaziz Bayındır ve benzeri İsrafil Balcı gibi bir takım böyle, yani affedersiniz, çok affedersiniz. Yani ilkokul seviyesinde, ortaokul seviyesinde bir akıl yürütme kabiliyetine sahip insanların ortaya koyduğu çıkarımlara göre mi konuşacağız? Yani bunların görüşlerini mi kabul edeceğiz? Ebu Hanife gibi bir adamı kabul etmiyorsunuz. İbn Sina'ya referans verme diyor. Yani İbn Sina'ya referans verme diyen insanlarla nasıl konuşacağız? İbn Sina'ya referans verme. Sözlükleri referans verme, dili referans verme diyor. Neyi referans vereceğiz? Yarım Arapçasıyla Abdülaziz Bayındır'ın anlayışını mı, zekasını mı referans alacağız? Anlama referansını mı referans alacağız? Anlama seviyesini mi referans alacağız yani? Bunun putçuluk olduğunu, bunun cehalet olduğunu farkında değil misiniz? Şimdi diyor ki mesela Zeyd'e diyor, peygamber hanımını boşama, tut dedi. İşte bu peygamberin ona bir tavsiyesiydi fakat o boşadı. Yani peygamberin tavsiyesini tutmadı. İşte bak, peygambere itaati Kur'an açıkça itaat edilmemesi gerektiğini gösteriyor diyor. Abi akıllım, sen fıkıh profesörü olduğunu iddia ediyorsun. Nasıl fıkıh profesörü oldun sen? Nasıl fıkıh profesörü oldun? Tahir bin Aşur'un, Hazreti Peygamber'in 12 farklı yetkisi vardır. Bazen bir aile reisi olarak konuşur. Bazen bir iki kişi arasında, ihtilaf eden kişi arasında hakem olarak konuşur diye peygamberin görevlerini tasnif ettiğini bilmiyor musun? Ya da Tahir bin Aşur çok ağır gelir belki. En başta daha tabi'in döneminde İslam bilginleri, peygamberin buyrukları ikiye ayrılır. Peygamberin buyruklarının bir kısmı hüdadır. Yani namazdır, zekattır, oruçtur, ahiretle alakalı buyruklardır. Bir kısmı da zevaittir, giyinmedir, yeme içmedir. Yeme içme derken evlenmedir mesela. Evlilikle alakalı ilkeler belirler. Bunlara uyarız. Fakat senle evlen, falanla evlensin gibi bir takım şeyler söyler. Bunlara uymayız yani. Bunlar dünyevidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ayşe validemizin Berire diye bir cariyesi var. Kocası da köle. Hazreti Ayşe validemiz onu azat etmiş. Azat edildiği zaman İslam hukukuna göre Peygamber Efendimiz, senin artık hürriyetin var. Yani artık özgürsün. Kocanla evli kalmak zorunda değilsin diye ona muhayyerlik vermiş. Fakat kocası da yani çok seviyor Berire'yi. Yani ayrılamaz. Yani onun için ölüyor. Gelmiş Efendimiz'e yalvarmış, yakarmış. Efendimiz de demiş ki, Berire'yi çağırmış. Bak demiş, kocan seni çok seviyor. Ayrılmasan, yani onunla beraber olabilir. Yani fıkhen de bu mümkün, İslam fıkhına göre. Olsan demiş. O da demiş ki, bakın çok güzel bir şey. Yani kadın çok akıllı. Yani şimdikiler kendilerini akıllı zannediyor. Profesör olmuş, fıkıh profesörü. Akıllı bir siyahi cariye, bir köle yani. Bir kadın daha sonra gelmiş, Müslüman olmuş. Yani hani kültürü itibariyle de Afrika'dan belki gelmiş. Belki başka bir yerden. Bilmiyorum, o tarafına bakmak lazım. Ama bir cariye yani bakıldığı zaman. Yani diyor ki, ey Allah'ın Resulü, bu diyor Allah'ın bir emri mi sana? Yoksa kendi reyin mi? Yoksa nedir diyor. Hatta onu bile şey bırakıyor, müphem bırakıyor. Efendimiz de buyuruyor ki, bu yalnızca karıyla koca arasında ara bulmaktır diyor. Kadın akıllı böyle söyleyince. Yani bu ara bulmak için ben konuşuyorum. Sana tavsiyede bulunuyorum, ayrılma diyorum. Ricada bulunuyorum. İhtiyacım yok benim diyor. Kadın dönmüyor. Kabul etmiyor yani Peygamber Efendimiz'in tavsiyesini, ricasını, aracılığını kabul etmiyor. E ne oluyor? Bunu bütün fıkıh kitapları alıyor, aktarıyor. Bütün fıkıh kitaplarında var bu. Ve çok güzel bir örnek olarak anlatılıyor. Ve insanlar buradan Peygamber Efendimiz'in tasarruflarını tasnif ediyorlar. Bakın diyorlar, ne kadar güzel yani. Peygamber dünyevi konularda bir şeyler söylüyor. Sahabe diyor ki, bu Allah'ın emri mi? Değilse ben kendi şey. Peki bunu niye nakletmiyor? Çünkü burada bir cariye kadının bile anladığı, kadın derken bunu küçümsemek için söylemiyorum ama yani o dönem itibariyle bakıldığı zaman kültürel açıdan farklı bir kültürden gelmiş. O kültürü çok iyi bilmeyen bir insan olarak bakalım yani. Toplumsal hiyerarşi açısından bakmayalım. O kadın diyor ki, yani bu Allah'tan bir vahiy mi? Demek ki Allah'ın ona Kur'an dışında bir vahiy getireceğini biliyor ya da bu tür meselelerle alakalı vahyedebileceğini biliyor, kabul ediyor ve bu kabulden hareketle soruyor. Mesela Bedir'de diyelim ki Peygamber Efendimiz bir yere konaklıyor, sahabe gelip soruyor. Bu diyor bir vahiyle mi diyor? Hayır, kendi reyim. O zaman orası değil, buraya suyun başını tutalım diyor. Çünkü insanlar susar, savaş uzadığı zaman su bizde olsun, kuyunun başında kalalım diyor. Efendimiz çok makul görüyor, o görüşü tercih ediyor. Yani şimdi bunlar
Onlarca örneği var bunun. Bir tane iki tane değil. Onlarca örneği işte buradan hareketle. Demişler ki peygamber sünneti zevait, sünneti hüdadiya ikiye ayrılır. Sünneti zevaitte uymak zorunda değiliz. Ama onun gibi yaparsak yani mesela saçımı onun gibi tararsam o bu Allah'ı hatırlatır. Bu hatırlatma bir zikirdir. Burada bir Allah'a bağlılık duygusu vardır. Peygamberi örnek alma güzeldir. Onun her hareketi edeptir. Bu güzel bir şeydir. Fakat yapmazsan da hiçbir şey olmaz. Hiçbir şekilde sorumlu olmazsın. Yani bu, budur yani. Şimdi bu meseleyi alıp da buradan hareketle bak Kur'an işte peygambere itaat etmemeyi emrediyor. Peygambere itaat ederseniz şirke düşmüş olursunuz. Müşrik olursunuz diye böyle küstahça, edepsizce bir takım iddialara kalkışmak. Yani bu nasıl bir akıl, nasıl bir zihin, nasıl hastalıklı bir anlayış ben doğrusu bunu şey yapamıyorum yani kavrayamıyorum. Şimdi bu insanlar kendilerince bir takım manalar yüklemişler Kur'an ayetlerine. Bir takım referans noktaları bulmuşlar. İşte diyorlar ki tabi din yani doğal din, fıtrat yani insan fıtratı, insan doğası. Bu insanların uyumak zorunda olduğu fıtrattır. Din de zaten bunu emreder. Prensip olarak güzel şeyler bunlar. Zaten güzel şeyler alıyor. Farklı farklı yerlerde insanların beğendiği, moda olan şeyler alıyor. Mesela savaş karşıtı. Mesela insanların karşı dine girme ya da çıkmada şiddetin kullanılmamasına taraftar. Bu çok güzel bir şey ama ilk defa kendisinin bulduğunu söylüyor. Bunu ilk defa kendisi bulmuyor. Bunu 110 yıl önce Bediüzzaman söylemiş. Artık asla şiddet uygulayamazsınız insanlara demiş. Allah'ın dinine insanları koymak için şiddet uygulayamazsanız, aile içinde de uygulayamazsınız, çocuk eğitiminde de uygulayamazsınız demektir bu. Eğer şiddeti yani savaşı kabul etmezseniz, dini kabulde, dini yaymada, dini irşat ve tebliğde, cariyelik, kölelik diye bir şey de olmaz zaten yani. Bu bunun sonucudur zaten. Bunu düşünemiyor mu insanlar yani? Zaten karşısınız yani bütün İslam alimleri, aklı başındaki çağdaş İslam alimleri, bakın işte Ramazan el-Buti, Ali Cuma bunların hepsi riddet sonrasında insanların öldürülmesine karşı çıkmışlar. Böyle bir şey asla olamaz demişler. Şimdi bu kalkıyor işte bütün mezhepler geçmişte şöyle demiş de ben şimdi bunu yeni buldum. Yeni bulduğun falan bir şey yok. Yani insanları kandırmak için bunlar av adeta yani. Ramazan aylarında en büyük indirimi ben yapıyorum. Şu orucu bozmaz. Oruç vakti şu zaman başlar, bu zaman biter gibi Ramazan hocaları böyle bir takım indirimler yapıyor. Şimdi de işte gördünüz geçenlerde, geçen anlatmıştım bir videoda İsrafil Balcı diyor ki namazlar 4 değil 2 olmalı. Bir indirim yapıyor yani. İşte buna benzer bir takım iddialar ortaya atıyor. Yani Ramazan'da işte Ramazan'da oruç vakitlerini kendi kafasına göre tayin etmeye çalışıyor. Yani indirim yaparak böyle insanların nefislerinin hoşuna gidecek, insanların hoşlanacağı şeyleri yani insanların külfet gördüğü şeyleri hafifleterek kendilerine taraftar toplamaya çalışıyorlar. Bakın burada çok önemli bir nokta var. Zorlaştıralım demiyorum. Zorluktan taraf olalım demiyorum. Efendimiz kolaylaştırın demiş. Fakat bunun sınırları var. Bir şair der ki, İslam'ın hak din olduğunun en büyük delili sabah namazıdır. Hiçbir batıl, sapkın din sabah namazı gibi zor bir vakitte insanların kaldırıp namaz kılmaya insanları emretmezler. Güzel bir yaklaşımdır. Evet, dinin içerisinde bir takım zorluklar vardır. Bir takım yükümlülükler, sıkıntılar vardır. Bu yükümlülükler, bu sıkıntılar bizi nefsimizle baş başa kalmaktan, dünyevileşmekten, diğer insanlara zulmetmekten, zorba olmaktan koruyan, nefsimizi sınırlandıran, nefsimizi baskılayan, nefsimizi sınırlandıran, insan tabiatındaki isyanı önlemeyi hedefleyen uygulamalardır. Oruç gibi mesela, zekat gibi mesela. Bunlar nefse zor gelir. Fakat siz bunları kaldırmaya çalışıyorsunuz. Bunları güya hafifletmeye çalışıyorsunuz. Neden? Taraftar toplamak istiyorsunuz. Yani bütün hepsi böyle. İşte gidin bakın Kadiyaniler ne yapmışlar? Gülam Ahmet ne yapmış? Aynısını yapıyor. İşte gidin Ekber Şah'a bakın. Yani dini ilahisinde ne yapmış? Aynı şeyi yapıyor. İnsanların hoşuna giden, moda olan fikirleri topluyor, bir araya getiriyor. Ondan sonra buradan bir şey çıkartmaya çalışıyor kendince. Kendi zihnince bir şey üretmeye çalışıyor. İşte diyelim işte nesih konusunda geçmiş kitaplar nesedilmemiştir diyor bir taraftan. Nesih farklı anlamak lazım diyor. Onlara iman etmek de yani tüm geçmiş kitaplara iman etmek de imanın bir gereğidir diyor. Bunu da tabii anlamlandırmak çok zor. Yani şer'ün men kablena. Usulü fıkıhta temel ilkelerden bir tanesi, kendisi de fıkıhçı, yani bunu bilmesi gerekir. Geçmiş peygamberlerin şeriatı bizim de şeriatımızdır. Ama onların doğruluklarını nereden bileceğiz? Kur'an tasdiklediği takdirde bileceğiz. Kur'an eğer referanslarına uygunsa bunları kabul ederiz. Hazreti Yusuf'la ilgili geçmiş ümmetlerden Hazreti Yusuf'la alakalı Kur'an bir şey anlatıyor. Aynı şeyler Tevrat'ta da varsa kabul ederiz. Ama sen kalkıp yani bunun dışında
Tevrat'a da inanmamız lazım, işte İncil'e de inanmamız lazım, diğer dinlere indirilenlere de inanmamız lazım. Bu iman, mümin olmanın gereğidir dersen, küfrü yani Allah'ı inkarı yalnızca hakikatin üzerine örtme, yani bilgisizlik ya da cehalet ya da insanın işine gelmeyen şeyleri itiraf etmemesi hali şeklinde algılarsan, bu yeni bir din koymaktır. Çünkü küfrün bir tanımı var. Bu çeşitlerinden bir tanesi olabilir. Başka çeşitleri de var. İnadi küfür var. Adam hiçbir şekilde baştan tasdik etmediği halde kafir olabilir. Birçok ihtimal var. Bütün bu ihtimalleri bire indirip yalnızca küfür dediğim zaman böyle bir mana anlaşılması lazım. Halidine fiha dediğim zaman işte bunların toplumdan dışlanması gibi bir mana çıkartıyor. Yani toplumdan dışlanırlar. İşte uhrevi bir cezayı psikolojik, dünyevi bir cezayla eşitliyor. Bunların hepsi sapkınlıktır. Yeni din koymak, dine karşı bir hareket ortaya koymaktır. Eklektik bir din, yani oradan buradan topladığın bir takım bilgileri din diye insanlara anlatmaktan ibarettir. Kur'an-ı Kerim bize şöyle buyuruyor. وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَر۪يقًا يَلْوُونَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُلْنَ هُوَ مِنْ اِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ اِنْدِ اللّٰهِ وَيَقُلْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَزِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ buyuruyor. Bu ayet-i kerimeyi özellikle seçtim. Çünkü bu ayet-i kerimeden hareketle Hazreti Peygamber döneminde yaşayan bir kısım Müslüman görünümlü Yahudilerin İslam dinini bozmaya çalıştığını ve bir takım batıl inançları, peygambere ittiba etmek gibi mesela, peygambere itaat etmek gibi dinin içerisine soktuklarını ifade ediyor. Tabii korkunç bir şey ama maalesef böyle. Yani Yahudilerden diyor Kur'an-ı Kerim, bir grup vardır ki يَلْوُونَ اَلْسِنَةٌ بِالْكِتَابِ yani kitap konusunda, Kur'an konusunda dillerini eğri büğrü kılarlar. Yani kitabı yanlış bir şekilde yorumlarlar. Kitabın metinlerini, ifadelerini eğer bükerler diyelim, tam güzel manası. Kur'an'daki ifadeleri eğer bükerler, asli manalarından çıkartırlar. Sonra ve derler ki bu Allah katındandır. Allah bu manayı kastetmiştir derler. Aslında tam kendisinin yaptığı şey tasvir ediyor Kur'an-ı Kerim. Allah intak bil hak olmuş, sürekli bunu anlatıyor. Kendi yaptığı durumu en iyi anlatan, Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimeyi tespit etmiş, bunu o dönemde Müslümanları aldatan işte ve aldatmaya da daha sonra devam eden Yahudiler için olduğunu iddia ediyor. Ve ma huve min indillah. Allah'ın katından olduğunu, fakat Allah katından değil o. Li tahsebuh minel kitab. Yani seni aldatıp, bakın burada da büyük bir iftira var Peygamber Efendimiz'e. Seni aldatıp bu Allah katından, sen onu Allah katından zannedesin diye. Sen onu Allah katından zannedesin diye dillerini eğer bükerler. Şimdi burada diyor ki yani Kur'an'ı peygambere gelir, yanlış yorumlarlar. O yorumladıkları Kur'an ayetlerini eğer bu lafızsa peygamberi aldatmış oluyor. Eğer mana olarak yanlış yorumluyorsa yine peygamberi o manada aldatmaya kalkışıyor. Onun kanaatine göre bu aldatmanın mümkün olduğunu onun ifadelerinden anlıyoruz. Ha, peki sonra ne yaparlar? Ve derler ki bu Allah'ın sözüdür derler. Allah'ın sözüdür dedikleri takdirde Kur'an ayetlerini o zaman ne yapmış oluyorlar? Yani lafız olarak değiştirmiş oluyorlar. Birincisinde mana olarak değiştirme, ikincisinde de lafız olarak değiştirme söz konusu. Halbuki bunlar nedir, ne değildir? Allah'ın sözü değildir. Allah söylememiştir. Allah böyle bir emir insanlara göndermemiştir. Onlar وَيَقُلْنِ عَلَى اللّٰهِ الْكَزِبِ Allah hakkında yalan söylüyorlar. وَهُمْ يَعْلَمُنْ Bile bile yapıyorlar bunu. Yani bilerek yapıyorlar. Şimdi gelin düşünelim. Bunun tefsir kitaplarına bakıldığı zaman Yahudilerin bir kısmının gelip Tevrat'ta Peygamber Efendimiz'in peygamberliğini anlatan ayetleri, Peygamber Efendimiz'in nübüvvetini anlatan, bişaret, müjde veren ayetleri, Kur'an'a uygun ayetleri gizlediklerini ya da yani farklı okuyarak, çünkü İbranice bilmedikleri için Araplar kendi dillerinde farklı okunuşları, mesela ra inada olduğu gibi farklı okuyuşlarla manayı tahrif ederek Peygamber Efendimiz'i aldatmaya çalışıyorlar. Bak bizim Tevrat'ımızda böyle bir ayet var. Tevrat böyle emrediyor der. Fakat o mana orada kastedilmiş değil. Ya da işte eklemeler yapıyorlar, çıkarmalar yapıyorlar Tevrat'a. İşte bak Tevrat böyle söylüyor diyorlar. Halbuki öyle bir şey söylemiş değil. O dönemde Medine'de yaşayan bir takım Yahudi din adamlarının hali tasvir ediliyor bu hadisede. Bu da çok açık ve net bir şekilde derler ki Allah katından Allah bunu söylemiş. Bu manayı Allah kastetmiş. Bu sözü Allah söylemiş. Bunların hepsi yalan. Onlar bile bile bunu yapıyorlar diye Kur'an-ı Kerim bu fiili, bu olayı tenkit ediyor. Bunu alıyor
şeye uyarlıyor. İslam'a uyarlıyor, Kur'an'a uyarlıyor. Kur'an üzerinde böyle bir tasarrufta bulunduklarını ifade ediyor. Hadi bunu böyle alalım. Burada böyle bir şey yapma ihtimali de var. Evet var. Yani böyle bir ihtimal de var. Kur'an içinde böyle, fakat bunun yani Kur'an'la alakalı yapmaya çalıştıkları bu tahrifatın, hem mana ya da lafız itibariyle yaptıkları tahrifatın peygamber tarafından kabul edileceğini ya da bazı ayetlerin anlaşılmasını etkileyip Müslümanların bozulmasına sebebiyet vereceğini, aynı grubun, aynı ekibin tarih içerisinde bugüne kadar devam edip fitnesine devam ettiğini ve İslam'ı bozduğunu, kökten bozduğunu iddia ederseniz siz tam manasıyla İslam karşıtı bir yere kendinizi konumlandırmışsınız demektir. Siz bir Müseylime konumuna kendinizi, kendi taraftarlarınızı koymuşsunuz demektir. Yani İslam'ı çünkü toptan hiç kimsenin anlamadığı, hiç kimsenin bilmediği, yeniden kendisini ilk defa keşfettiği bir din olarak tasvir ediyor. Tarihte hiçbir şey, hiçbir şekilde, hiçbir mezhep, hiçbir alim böyle bir iddiada bulunmamış. Bu iddiada bulunanlar Fatimilerin Hakim bir Emrillah gibi, Babür Şahların Ekber Şah gibi yeni din kuran, din kurucular olmuş. Bunlar da İslam dininin temel referanslarını dikkate almadığından dolayı konumuz dışı. Yani İslam dairesinin dışında bir alan. Dinler tarihinin alanı. Dinler tarihini ilgilendirir. Müslümanları ilgilendirmez. Müslümanlar Kur'an'ın referans olduğu, sünnetin referans olduğu, icmanın, sahabenin referans olduğu bir çerçeveden konuşur. Bu çerçeve bellidir. Dildir. Bu çerçevenin temel rükünleri Kur'an'dır, peygamberdir. Bunları bir tarafa çıkartarak konuştuğunuz zaman bu dairenin dışına çıkmış olursunuz ve konuştuğunuz sözler, konuştuğunuz, referans verdiğiniz kendi anlayışınız, kendi zihniyetiniz, kendi anladığınız şeyler ya da farklı dinlerdeki bir takım işte eski kitaplar, eski yani ehli kitabın referansları, bütün bu referanslar sizi bağlar, dinler tarihinin konusu olursunuz. Bunları niye anlatıyorum? Bu arkadaşı takip eden insanlar var, genç insanlar var. Farklı farklı yerlerden böyle hoş, kulağa hoş gelen şeyleri anlattığı için hoşlarına gidiyor. Fakat parça parça bakıyorlar. Bir bütün olarak bakmıyorlar. Resmin bütününe bakın. Resmin bütününe bakın. Resim bu. Resim bu. Anlattığım şeyi anlatıyor. Yani en az 10 tane videosunu seyrettim. Birkaç da bazılarını birkaç defa seyrettim. Bu bir zahmet benim için yani. Bir emek sarf ediyorum. Ve yani böyle hani bir şey öğrenmediğim bir alanda bir emek sarf ediyorum. Bunun neticesinde ben bir ilahiyatçı olarak benim zihnimde oluşan manalar bunlar. Kendi anlayışımı, kendi zihnimin, kavrayışımın anladığı şeyleri naklettim ve insanları uyarmak için vazifemi yapma şuuruyla hareket ediyorum. Başka bir beklentim de yok, başka bir düşüncem de yok. Yani onun tenkit ettiğimden dolayı gelecek şöhret de şurada dursun. Onu tenkit etmeye başlamadan önce de benim videolarıma bakıldığı takdirde benim videolarımı takip edenlerin sayısının çok daha fazla, onun takipçilerinden çok daha fazla olduğunu insanlar görecektir. Böyle bir beklentim de yok. Böyle bir özel bir düşmanlığım, bir garezim de yok. Çünkü politik olarak da son zamanlarda başlangıç itibariyle olmasa bile Diyanet'e, şu andaki iktidara karşı politik bir duruş sergiliyor. Bu da biraz böyle mütevazi bir şekilde olsa da yani bir, yine de bir muhalif bir tarafı var. Kendini çok fazla böyle ortaya atmadan muhalefet etmeye çalışıyor. Benim de karşı olduğum şeyler bunlar. Politik açıdan menfaatimi düşünsem, politik konumunu düşünsem bu noktada ona ses çıkarmamam gerekir. Fakat hakkın hatırı âli, hakkın hatırı âli. Hak için konuşalım. Hak için konuşalım, adaletten ayrılmayalım. Allah'ın adil yeryüzündeki müminler olarak adil şahitler olalım. Hoşça kalın efendim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.